Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok farklı oklava kullanmadan çıtır çıtır kat kat milföy tadında muhteşem bir börek tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 çay kaşığı dolusu instant maya ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını böreklerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi hamura şöyle yuvarlak bir form veriyorum. Dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra iki eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte sadece iki tane bezeden bir tepsi dolusu börek hazırlıyoruz. Çok bereketli bir tarif. Çıtır çıtır pul pul dökülen inanılmaz derecede lezzetli de bir börek oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz bezeleri hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız bu aşamaları kesinlikle atlamayın. Çünkü dinlenen hamur daha kolay bir şekilde açılır. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra bir tanesini aldım. Altına ve üzerine un serpiştirdikten sonra bir merdane ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru elimle çevire çevire dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Benim merdane ile açmak kolayıma geldi. Eğer sizin oklava ile açmak kolayınıza geliyorsa oklava ile de açabilirsiniz hamuru kocaman bir şekilde açtıktan sonra üzerine sürmek için bir yemek kaşığı dolusu tereyağını eritmiştim. Tereyağının içerisine yarım çay bardağı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Milföy böreklerini seviyorsanız bu tarif tam da size göre. Milföy gibi içi kat kat dışı pul pul dökülen şahane bir börek oluyor. Kesinlikle hazır milföy hamuru almanıza gerek yok. Tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz açmış olduğum hamuru kestikten sonra zarf şeklinde katladım. Şimdi kenara alıyorum ve ikinci hamuru da aynı şekilde hazırlıyorum. İki hamuru da hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine aldım. Şimdi üzerine örterek buzdolabına kaldırıyorum. Dolapta 20 dakika boyunca beklettim. Böylelikle hamurun üzerine sürdüğüm tereyağı tamamen dondu. Şimdi ikinci açma işlemi daha kolay olacaktır. Hamuru dolaptan aldıktan sonra bir tanesinin altına ve üzerine az miktarda un serpiştirdim. Daha sonra da bir merdane ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru kare bir şekilde açıyoruz. Ben hamuru açmaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Hamuru açtıktan sonra 9 eşit parça olacak şekilde kestim. Şimdi kestim hamur parçalarının bir kenarına peynir ve maydanoz karışımını yerleştiriyorum. Bu arada ben iç harcı olarak peynir kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bütün hamurların üzerine iç harcını yerleştirdikten sonra şimdi rulo şeklinde sarıyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Bütün hamurları rulo şeklinde sardıktan sonra şimdi iki ucundan tutarak biraz daha uzatıyorum. Daha sonra da gül böreği şeklinde sarıyorum. Ben böreği bugün bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu böreğin en güzel özelliklerinden bir tanesi de buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Böreği bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğunuza kaldırın. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Buzu hafiften çözüldükten sonra üzerine yumurta sarısını sürerek pişirebilirsiniz. Böreklerin hepsini hazırladıktan sonra üzeri için ayırdığım yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağa çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Böreğin ne kadar çıtır çıtır olduğunu duydunuz. Dışı pul pul dökülen çıtır çıtır içi kat kat şahane bir peynirli börek tarifi oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.